Bugün teyzemleyiz. Çünkü neden teyzemleyiz? Teyzem bana dedi ki ben dedi YouTuber olacağım. Ben dedi oyun sektörüne ezbere biliyorum. Biz dedi oyun sektöründen yetiştik dedi. Sen kimsin lan dedi. Bu işi dedi biraz düzgün yap dedi Mustafa dedi. Dedim ne? Gel dedim o zaman. Oyun konuşalım dedim. Hoş bulduk öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüce Mustafa Kadir'in kanalına. Senin oyun sektörüyle bir geçmişin varmış madem. Bana anlat. Heykel Slash nedir? Şimdi iki Slash'i anlatayım. İyi dinle benden her şeyi öğrenci alım. Ben dinliyorum. Tamam. Heykel Slash nedir? Önce müzelere giriş kartı alıyorsun. Heyken Slash'ta. Evet. Kartı alıyorsun yalnız 60 lira. Kartı aldın gidiyorsun müzeleri tek 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 geziyorsun. Nerede güzel bir heykel var bakıyorsun. Tamam. Heyken Slash. Gidiyorum müzelere bakıyorsun hangi... Diyorsun ki bunu çok güzel yapmışlar diyorsun teyzem bunu bravo diyorsun heykel tıraşa bravo. Geliyorsun aynısını yapmak istiyorsun eve. Oyun hamurunu alıyorsun. Yoğur. Sonra hayali kocanı mı yapmak istiyor, çocuğunu mu yapmak istiyor, düşmanını mı yapmak istiyor, manitanı mı yapmak istiyor, hangisini yapmak istiyorsan böyle yuvarlıyorsun onu, bıçak alıyorsun. Önemli bıçak da gözüme oy. Böyle oyun, burun delikleri yapıyorsun, dudak yapıyorsun. En sevdiğin oyun karakterleri ya da karakteri kim? Biliyor musun oyun karakteri? Anlatayım. Heh. Kaplumbağalar. Ne? Biz ninja kaplumbağalar. Ninja kaplumbağalar. Ben de onların iki tane oyuncağı vardı. İki tane oyuncağını böyle alırdım. Böyle konuştum. Pizzacıydı onlar. Pizza yerdi. Bir pizzayı alıştırdılar beni. Yiye bu hale geldi. En sevdiği kaplumbağa kim? Şimdi kırmızı bir tane takan vardı. Ha, Rafael. En yakışıklı soydu. Neresi yine hepsi aynı. En yakışıklı. Rafael en agresifleridir. En agresifleridir. Ben onu çok severim. O karakteri ben... Ben Leonardo'cuyum. Ben agresif severim. Teyze, Rafael. Witcher 3 hakkında ne düşünüyorsun? Çok ünlü bir adamdı o. Adam. Adam ünlü var. Ünlü bir adamdı. Winster 3. Peki bu şey ne olacak? Bu eski oyunlar kalmadı diyorlar artık ya. Madı, Çiteteli vardı, Roman havası vardı. Onları artık şey yapmadılar, koymadılar biliyor musun? Artık böyle hep pop'tır şeyler var ya, gençler gidiyor ya hani poplara kulüplere. O kulüp de değil. Disco diyorum, ben hala disco diyorum. Onlar vardı çocuğum. Peki senin oyun anlayışın nedir? Bana anlat, bana detaylı bir şekilde. Ben işte bu sektöre girmek istiyorum çünkü bu yüzden. Oyunlarla aram böyle. Bana ya. Oyun anlayışı nedir senin için? Oyun anlayışı, bir kere oyundan keyif almam lazım. Heh, bak şimdi aynı dili konuşmaya başladım. Yani oyundan keyif almam lazım. Karşı tarafın da alması lazım. Anlamak lazım. El bir şey lazım. Sonra oynamak lazım. Onun ardından keyif alıyorsun. Oynuyorsun teyzem. YouTuber olmak için edit bilmen lazım. Edit. Oyun oynadın. Tamam. Notlarını aldın. Tamam aldım. Oyun inceleyeceksin tamam. Çünkü. Bu notları aldın. Ondan sonra bu notları yorumladın. Metin yazdın. Metin de mi yazacaksın? Metin yazacaksın. İşte mesela diyeceksin ki ben burada işte bunları madde olarak not almışım bak. Bunlar hep madde. Bu maddeleri metin yazacaksın. Yazdığın metni kaydedeceksin. Tamam. Bu metni videoya dönüştüreceksin. Tamam. Bak şimdi mahallenin bakkalı kıza aşık oluyor. Metin yazıyorum tamam mı? Kız oradan geçiyor. Mahallenin bakkalı da bakıyor. Şimdi baba görecek, abi görecek. Metni böyle yazarım. Oyuna da dökerim. Zaten Yeşilçam filmi yazdım. Benim zamanımda şimdi bu zaman bir mi oğlum? Evet, eskiden de vardı oyun teyze. Eskiden de vardı. Aksiyon vardı. Silah vardı. Rol yapma vardı. Benim burnum neye benziyor? Ne? Mario. Mario. Bak burnum. Arkadaşlar öyle diyor. Mario burunlu derler bana. Süper Mario. Heh, bu süper Mario. Taktı. Ben onu oynardım. Mario'yu oynardım. Yılanı oynardım. Böyle. Harbi Mario oynadın mı? Oynadım tabii. Çok oynadım. Gerçekten. Süper Mario. Ne? Süper Nintendo. Mario. Benim şeyim vardı. Eski bir tane. Küçük bir tane böyle ekranım vardı. Oynuyorduk işte bir oğlum Super Mario. Oradan oraya atlarıyordum. Kızı kurtarıyordum. Aa, ejderha yeniyordum. Evet. Tamam, Mario'yu biliyorsun mesela. Biliyorum. Mario oyun türü nedir? Kızı kurtarıyor. Tamam. O şey hikayesi o. Mario'nun oyun türü nedir teyze? Atlıyor kılıçlardan. Allah'ını seversen atlıyor da oyun türü ne teyze? Oyun türü var mı Mario'nun? Oyun türü var teyze. Bak deliriyorum. Yavrum oğlum çocuğum. Bak ya şimdi, ne çocuğum geldim buraya oyun biliyorum diye. Biliyorum. Sabahtan beri konuşuyoruz burada, bana diyorsun ki kızı kurtar. Kızı kurtarma oyun türü mü var teyze oyun sektöründe? Yavrum onun amacı ne? Amaç başka teyze oyun. Kızı kurtarmak mi? İçin savaşmıyor mu? Gitmiyor musun? Hadi Mario. Teyze o hikayesi bak vallahi ambulans arıyor. Atlıyor ya, yavrum bak şimdi. Bak teyze atlıyor hopluyor, bu oyunun türü var. Türü ne? Ne türü bu oyun? Yandan görünümlü. Tamam mı? Ya yan bu yan. Bana da bildiğimi tamam. Unutturdun. Site. 2D platform oyunu var. Site. Heh. Yandan. 2D platform oyunu var diyor teyze. O ne? Platform 2D. Ay ben onu oynarken hangi platform diye mi bakıyorum? Kızı kurtarsın diye bakıyorum. Düşmeyeyim, ölmeyeyim diye bakıyorum. Ama tamam bak bir oyuncu zaten buna öyle bakar. Ama sen oyun inceleyeceksen bunun türünü bilmelisin. Mario kim yaptı?
vardı? Hangi stüdyonun ürünü Mario? Aa, ben gittim onu şeyden aldım herhalde. Ben onu oyuncakçıdan mı gittim? Bir yerden aldım o zamanlar. Oyuncakçı mı Mario'yu çıkardı? Yok be hocam, programda mı vardı? Bilgisayarda vardı galiba o. Bir şey de vardı. Tesadüfen karşıma çıktı. Ben de kızı kurtardım teyzem. Şimdi sen diyorsun ki Mario bizim mahalledeki kırtasiyeci çıkardı. Bakkal. Bakkal çıkardı. Bakkal çıkardı. Mario'yu çıkardı. Mario'yu çıkardı. Tamam teyze, çok güzel. Bizlere de sundu. İyi ki de sunmuş. Sen... Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi ki de sunmuş. Öldü mü adam? Ölmüştür. Bakkal açıyor. Çelikleri sızıyor adam. Adamın üstüne öyle büyük bindirdin ki şu an bütün dünya ile Mario'yu senin o rahmetli bakkal yaptı sanıyor. O yaptı. Ya böyle yanlış bilgiler vererek insanlara oyun sektöründe YouTuber olacaksın. Ben bir kere yalan konuşmayı sevmem, yalan konuşmam, tamam mı? Ben ne gördüysem, ne yaşadıysam onu anlatıyorum sana. Sen benim hayat bilgilerimden tecrübe edinmiyor musun burada? Ediniyorum ya. Ben de sana anlatıyorum. Ben mesela Mario'yu Nintendo üretti sanıyorum. Bak cahilliğe bak, ne zamandı? Ben Mario'yu platform oyunu sanıyorum. Mario, arkadaşlar Mario Seçil teyzemin bakkalı tarafından üretilen kız kurtarma türünde bir oyunmuş. Ya biz nasıl cahil mi kesinmişiz? Allah bizi kahretsin arkadaşlar ya. Mesela kaplumbağalar kırmızı olan yakışıklıymış. Biz hiç bilmiyorduk bunları. Hala unutmam ben onu. Hala. Adı neydi onun? Rafael. Rafael'imi unutmam. Rafael'im benim. Rafael. Sana Ninja Kaplumbağalarla ilgili bir şey anlatmak istedim. Anlat canım. Evet, seni kültürlendireyim birazcık. Ay, estağfurullah. Teyzeyle nasıl konuşuyorsun sen kültürlenmeyi? Kültüre bakma, burası iş başka, teyzelik yerlik başka. Dışarıda canım ciğerimsin. Ama burada beni sinir ediyor. Sen benim bilgilerimden şey almaya gelmedin mi? Buraya sen geldin benim lan. Sen geldin lan dedim. Bir şey yapacağım. Yerimi görmeye geldim. YouTuber olacağım dedim. Daha ne olacak? Oldun mu olacağım. YouTuber? Oldun mu YouTuber? Böyle mi anlıyormuş? Sen Süper Mario'yu bakkal yaptı dedim ben. Ya böyle kazanacağız. Amcam nasıl kazanacağız? He? Şimdi halk karar versin. Bırakalım. Ya halk bütün karar sizde. Bütün karar sizde. Ama ben önce bak Davos'a çıkmam. Bir dakika. Sen şimdi sayın seyirciler ve izleyiciler, oyuncular, bizi sevenler. Ya bunu seviyordunuz da, beni yeni tanıdınız da, beni daha çok sevin. Beni isteyin devamlı, ben gelirim. Uzakta oturuyorum. Sen gelirsin de ben alır mıyım acaba bir daha? Beni isteyin. Yazsın, arasın bu çocuğu. Ninja Kaplumbağalarda Rafael hep agresiftir. Severim. O yüzden usta Splinter ona sayıları vermiştir. Sayı nedir? Sayı. Sadece savunma odaklı bir kılıçtır. Tamam, dedi ki sen agresifsin dedi. Sen dedi ota boka dedi batırırsın dedi. O yüzden sana dedi en dedi defans odaklı silah veriyorum. Onu öyle sakinleştirdi. Michelangelo. Michelangelo. Nedir? En böyle uçuk kadar. Aa, ben onu da severdim. Sen söyleyince hatırladım onu. En böyle manyaktır. Ona Nunchaku verdi. Neden? Neden? Nunchaku kontrolü en zor silahtır. Yanlış kontrol edersen kendini bile sakatlarsın. Yani kafası en dağınık olana en kontrolü zor. En böyle odak gerektiren silah verdi. Donatello. En böyle bilgi. İlgili, aralarındaki en zengin bilgilere sahip olan, en böyle çalışkan insandır. Ona hangi silah verdi? Verdi. En basit silah, sopayı. Ya hatırlıyorum. Leonardo benim favorim. Nedir? Nedir? Aralarındaki en ahlaklıdır. En liderleridir. Hepsi ahlaksız bir ahlaklı. O düzgündür. Ona ne verdi? En keskin silahları. Kılıçları, katanaları. Ne oldu? Ama Allah sana hiçbir şey vermemiş. Seni buraya koymuş, yaratmış, takip etmemiş. Teyze bu nedir ya? Bakkal Mario yaptı. Yok Ninja Kaplumbağaların en yakışıklısı. Bakkal dedi ki bana, sıkılıyorum dedim. Al dedi bana dedi, Mario'yu oyna dedi. Arkadaşlarım da çok oynadığım için Mario'yu Mario Burun dediler. Mario Burun. Mario'nun müziğini hatırlıyor musun? Evet. Söyle bakayım. Bence kapayalım ya. Neyi kapayalım? Aa yeter, kapatma şimdi, bak bir dakika, oyun oynayan insanlar bir dakika. Aman çekil bir Mustafa be. Bu sandalyeyi deve mi götürsem pek güzelmiş. Şimdi oyun oynamak isteyenler, sinirli misiniz? Sıkıntılı mısınız? Başınızda böyle bir ağrı mı var? Üzüntülü müsünüz? Anneyle mi kavga ettiniz? Babayla mı kavga ettiniz? Çok mu canınız sıkıldı? Manitayla mı kavga ettiniz? Hemen dalın burayı oynayın, tamam mı? Böyle kafanızı bunlarla dağıtın, hiçbir şey düşünmüyorsun. Ben öyle yapıyorum biliyor musun? Sen yapıyorsun. Ben hala oyun oynuyorum telefonda. Ne oynuyorsun? Ay, şeker mi patlatıyorsun? Kendi kırar mısın? Şekeri de patlatıyorum. Yazılar var böyle. Onu buluyorsun. Bulmaca gibi. Onları teyzem, oynuyorum. Teyzem, o oyunlar artık çok pahalı. 1000 lira ya.
800-900-1300-1500 yani. Bu çocuklar nasıl oyun alacak teyze? Ne yapacağız bunu? Teyze bu oyunlar neden bu kadar pahalı? Senin yüzünden olabilir Mustafa. Ben ne yaptım ya? Diyorsun ki onu bilmem kim çıkardı, bilmem kim çıkardı. Gittiler benim gibi markete sorsalar hangi oyun oynayacağız diye herkes ucuzun tahmini. Sen insanları korsan oyun oynamaya teşvik ediyorsun şu an. Öyle mi yaptım? Teyze terk et burayı. Terk et, hapse gireriz. Hayır. Arkadaşlar. Bay bay.